Yaratıcı kişilik konusunda önemli isimlerden birisi olan Barron, yaratıcı insanların 12 temel özelliğe sahip olduklarını söyler. Ben de bu özellikleri sizlerle paylaşmak istedim. Umarım videonun sonunda çevremizdeki insanlara, çocuklarımıza, arkadaşlarımıza bu 12 temel özelliğe sahip olmaları için gereken önemi gösteririz. Yaratıcı insanların en temel özelliği ortalamadan daha fazla gözlem gücüne sahipler. Yani dışarıdaki dünyayı, sokaktaki hayatı sıradan bir insan gibi değil, ayrıntısına, teferruatına bakarak gözlemlerler. Doğayı farklı bir şekilde görürler. Birinci özellikleri iyi bir gözlemci olmaları. Hemen aklıma Sabahattin Ali'nin Değirmen isimli hikayesi geldi mesela. Orada Değirmen'i öyle bir anlatır ki içine sanki değirmeni yaşarsınız. Yani böyle gözünüzün önünde canlanır, onun da ötesine geçer ve sanki siz değirmen olursunuz. Öyle güzel ayrıntılı bir anlatımı vardır. Bu da ne ile alakalı? Demek ki yazarın gözlem gücünün çok kuvvetli olmasıyla alakalı. İkinci olarak parça ile bütün ya da parça ile gerçek arasındaki bağlantıyı çok iyi kurarlar. Yani bu da ne ilgili bir kavram? bilişsel yetenek, zihni çok iyi kullanıyorlar. Parçadan bütüne gidiyorlar ya da parçadan gerçeği buluyorlar. İkinci özellikleri bunlar. Üçüncü özellikleri ise başkalarının görmediğini görmeleri. Nesnelerde, doğada, hayatta başkalarının görmediklerini görebilme yeteneğine sahipler. Dördüncü olarak bilişsel yetenekleri harikulade. Bilişsel yetenekleri yani bir şeyi bilme ve kavrama güdüleri çok iyi bu kişilerin, yaratıcı kişilerin. Aynı zamanda bu kişiler değerleriyle ve haiz oldukları özellikleriyle motive olurlar. Yani kendileriyle barışıktırlar, değerlerine sahip çıkarlar ve bunları geliştirmek için uğraşırlar. Diğer bir özellik ise anlama, kavrama, analiz ve sentez becerileri çok iyidir. Zihinlerinde birçok fikri taşıma, karşılaştırma ve sentez yapma becerileri çok iyidir. Yine onların fiziksel açıdan güçlü olduklarını söyler. Fiziksel olarak da daha duyarlıdırlar. Bilinç dışı yaşama ve özellikle hayallere fazla önem verirler. Önce hayalet, hayalet ki olsun diye de bir tabir vardır değil mi? Evreni ortalama insanın gördüğünden daha karmaşık bir şekilde görürler. Yani doğa olaylarına, yağmur, kar, fırtına, gökyüzü, bulutlar bunlara karşı bir bakış açıları vardır. Bir düşünceleri, bir fikirleri vardır. Sıradan insan gibi işte bakıp geçmezler ve güçlü bir benliğe sahiptirler. Egoları güçlüdür. Hemen böyle bir kırılma, üzülme, darılma veya kendini hemen koyu verme yoktur. Kişilikleri güçlüdür ve sorunların, problemlerin üzerlerine giderler. Ve son olarak aşkta ve mistisizmde olduğu gibi özne ile nesnenin birbirinden ayrılmasına tahammül edebilirler. Kısa bir sürede olsa demek ki yani yalnızlıktan hoşlanırlar. İnzivaya çekilmek diyoruz ya başkalarını bir köşeye bırakmak, bir kenara bırakmak ve özne ile baş başa kalmak. Hazır yeri gelmişken Ariyete'den de bahsetmek gerekir. Ariyete'nin söylediği de hakikaten çok önemli. O da der ki bir çocuğun, iyi bir çocuğun yaratıcı olması annesine bağlı. Yani anne ona sevgi gösterirse ve onu sürekli motive ederse, yaratıcılığını desteklerse, ödüllendirirse o çocuk der. Yani sırf annesine karşı mahcup olmamak için bile bir boşluğa düşmez, bir melankoli yaşamaz ve yaratıcı bir özellik kazanır. Bunu devam ettirir der. Yani anne çocuğuna karşı olumlu pozitif bir inanca sahip olursa bu inanç çocuğu hayatı boyunca ayakta tutan bir özellik oluyor. Ve çocuk diyor ki annem ben de bu beklentiye girdiyse eğer ben bunu yapmak zorundayım. Ben bunu yapmalıyım. Ne yapıyor? Kendi içerisinde bunu içselleştiriyor. Bunu yapmaya kendisini şartlandırıyor ve ömrü boyunca, hayatı boyunca da bundan motive olarak başarılar elde ediyor. Bakın anneden duyulan bir sevgi, annenin ona karşı bir ilgisi çok çok önemli. Umarım bu videoyu bütün annelerimiz izler ve söylediklerim kulaklarına küpe olur. Bana da şöyle minicik bir dua ederlerse çok çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka güzel konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.